Evet, 25 Temmuz 2015. Burası İzmir Bayındır Yakacık köyündeyiz. Rekor gelişim ürünümüzü bahçesinde, karpuzunda, börülcesinde, patlıcanlarında, domateslerinde kullanan Sayın Nusret Yolun Beyefendi. Evet. Nusret Bey, hemen karpuz bahçesindeyiz şu anda. Evet. Öncelikle karpuzla alakalı konuşalım. Yani diğerlerini tek tek çekiyoruz hali. Evet. Rekor gelişim size karpuzla ilgili ne yaptı? Anlatır mısınız? Abi, onu attığımız zaman karpuzlar çok süper naneli Evet. karpuz yaptı. Karpuz Nane yaptı. karpuz yaptı. Yanınızda bıçak var mı? Evet. Bir karpuz kesin ya şöyle. Yani madem geldik. Karpuzun kalitesini de görelim şöyle bir. Bir zahmet olacak. Hakkınızı helal edin. İşte bak. Kesin şöyle. Şöyle keselim. Buyurun. Kamera görsün. Evet. Karpuzu. Şimdi olgunlaşmış bir karpuz bakın. Tabii bu olgun. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeceğim. Burada şu karpuzu bak. Bakalım. Şimdi olgunlaşmış karpuz. Bakın, evet. Görüyor musunuz sapını? Evet. Bu sapın normalde ne olması lazımdı? Abi bu sap... Olgunlaşan bir karpuzda? Evet. Sarı olması sarı lazım. Sarı olması lazım. Sarı mı peki? Hayır, yemyeşil. Yeşil bakın. Yemyeşil. Şimdi bakın, diğer karpuz tüccarları da evet. bu karpuzlara bakıyorlar. Ya diyorlar, bunlar olgun değil diyorlar. Evet. Ama sapına bakarak şey yapıyorlar ve sayın tüccarlarına söylüyorum. Rekor gelişim kullanan bahçede sapı sarılı beklemeyin, tamam mı? Bugün şu karpuzu görüyorsunuz. Şu anda gayet lezzetli. Kokusu nasıl bu arada? Süper. Bunda Süper. Şeye, hiç öbürkü olan karpuzlarda fazla şey yok. Cuma gün ben Bayındır'ı götürdüm gittim. Kesiyoruz. Abi bu karpuz nerede yetiştirdin sen diyor. Nerede yetiştirdin diyorlar. Evet. Evet. Geçelim bahçeye gezelim. Bakın buradan aynı şekilde. Bu da evet. bunun arkası olduğu için buradan evet. burası boş gibi gözüküyor. Yoksa evet. boş değil. Oradan burası böyle çıktı. Çok güzel. Şimdi bunu giderken yeriz. Bunu ziyaret edelim. Dursun böyle. Gel, dursun. O şöyle yani gezeceğiz şöyle gelin. Bahçeyi gösterelim lütfen. Karpuz neden güzel? Daha önce niye bu verimi alamıyordunuz? Etraftaki karpuzlar böyle mi? Hayır, hayır. Lütfen bir konuşun. Şu anda atmış olduğum gübre bu karpuzu bu şekilde yaptı. Bu şekilde yaptı. Evet. Bir gol, bak öbür kökenden öbür kökene golü geçti. 5 metre, 4 metre gol yapıyor. Peki, karpuz golü. 5 metre gol yapıyor. Hiç evet. böyle bir şey görmediniz yani. Hayır. Kaç yıldır karpuz yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 3-4 senedir yapıyorum bunu. Evet, 3-4 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Etrafta peki ne diyorlar yani görenler, duyanlar? Gören arkadaşlar, abi sen bunu ne attın diyorlar. Rekor gübreden diyor, o gübreden kullandım diyor. Rekor gelişim. Ha, gelişim gübreden kullandım evet. diyor. Yeni sene biz de kullanalım diyor arkadaşlar. Gelelim şimdi ayrıca karpuz dışında. Siz belki de rekor gelişim muhtemelen kuruyan ağaçlarınızı aldınız, doğru mu? Evet, kuruyan ağaçlar. Zeytin ağaçlarınızı. Zeytin ağaçlarını aldım. Bu ağaçlar memecik cinsi, yağlık. Yağlık. Zeytin ağaçları. Bu evet. sene iklim nasıldı bu arada? Bu anlatır mısınız? Bu sene soğuktu. Şöyle dönelim kameraya. İklim soğuktu. Evet. Zeytinler olmadı. Hava şartları şey olunca zeytin olmadı. Bak, olan şimdi bak asılan zeytinlerin tanesine bak. Evet. Olan eğer ki bu zeytin bu şekilde olmuş olsaydı. Hepsi olsaydı. Daha bak bu ay dekan böyle. Evet. Bu daha silkilmesi için Ocak ayının silkileri, evet. kırpılır. Evet. Bunlar Ocak dolu ayının... zararları sanırım evet. bunlar. Doludan, Yok, evet, evet. doludan zarar gördü. Gelin böyle. Dolular yağdı. Şimdi bakın. Şöyle yapıyoruz. Burada içlere bakıyoruz ağaçların. Bakın kuruyan tarafı görüyorsunuz. Evet. Ağaçların içlerinde çallaşmalar var. Bakın. Evet. Görüyor musunuz bakın hep şurada. Evet, evet. evet. Yakın çekelim onları güzelce zoomlayalım. Ağaçların üstesinden çıkan yeşilleme görüyorsunuz. Evet. Kendisini canlandırmayı. Canlandırmaya yaptı. Peki etraftaki ağaçları da böyle kendi kendine zeytiniyor mu? Hayır, hayır. Şu anda yok. Kaç dekar zeytiniz var? Burada 10.800 dekar. Dekar zeytinim var. Komple zeytin. Arasına da evet. işte şey ektiniz. Bostan ekiyorum. Bostan, patlıcan, patlıcan biber, domates biber, ektiniz. Bahşişi yapıyorum. Peki domatesler nasıl oldu bu arada? Domatesler de çok süper oldu. Çok güzel oldu. Her boksa fidan aldım, saçkın saçkın. Bu gübreden attım, fidanlar aldı, başına gitti. Rekor gelişim. Peki şunu söyleyeyim ben size. Bu sene özellikle domateslerdeki en büyük sorun nedir biliyor musunuz? Sizi soruyorum. Evet. Etrafta gördüğünüz kadarıyla. Gördüğümüz şeyler böyle şey oluyordu. Kıvırışık kıvırışık oluyor ve domatlarda süper şey olmuyordu. 2015 yılındaki en çok domatlardaki sorun nedir şu anda gördüğünüz kadarıyla? Çürüme. Çürüme oluyordu. Kuruma. Gün yanığı gibi oluyordu. Şimdi onlar bende yok. Şimdi birazdan bakacağız. Sizde evet. bunlar yok yani. Yok. Gün yanığı, çürüme yok. yok. Dolayısıyla. Yok. Peki domates ekmediniz herhalde pişman olduğunu söylediniz. Evet. Neden? Senin bildiğin gibi pişman olmadım. Çünkü domates dikseydim bundan fazla... Şey kazanırım. Çünkü 500 liraya satsam para kazanırım domattan. Yani, Ama yani. Bunu kazanamıyorsun. Şimdi...